Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iki dişi güvercine çıkarttırdığımız daha doğrusu yavruları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatırlayacağınız üzere aylar önce bir Japon güvercini gelmişti Ozan Yılmaz kardeşimizden. Birini kaybettik. Bizdeki diğer kalanın da uzun süre dişi mi erkek mi onu bulamadık. En sonu eşe attık. En uygun böyle küçük Urfalı güllümüzle eş atmıştık bizim dişi. Sonra erkekmiş. Erkek değil, sen haber. Sen haberin yok. Altında bir başkasının yumurtası. Yumurta var. Hangi güvercinin arkadaşlar sizce? Bu ikisi de dişi mi? İkisi de dişi. Ve ikisi bakıyor. Şimdi ikisi de bakıyor. Şu anda yavruların bir görürüz nasıl olduğunu. Ben hiç daha elime dahi almadım, bakmadım. Sadece tek kaygım, şimdi normalde bu Japon güvercinine yavru baktırmıyorlar. Kesinlikle yavru baktırmıyorlar çünkü gagası kısa ya, yavruyu besleyemiyor. Ne bileyim besleyemiyor, belki de beslemiş. Belli bir şeyden sonra besleyemiyor, bir aydan sonraya mı besleyemiyor? Yani bir şey var, Japon güvercini besleyen bilgisi olan arkadaşlar varsa, paylaşırsa sevinirim. Su var, iki tane yedek diğer su var. Şimdi Japon yatıyor şu anda üstüne. Ya yumurtaya yatmaları çok... Bir tane mi var? Hiç bakmadım. Hiç bakmadım. Şu anda bakacağız. Bak. İlk defa. Arkadaşım... Kaçırma, dikkat et. İki. Hera. Hera'yı. Bir çekil. Oho. Japon'u görüyor mu? Bak baba. On aşlığına Allah'ına kurban. Hera dur. Severim ben seni ya. Senin anneliğiniz... Bakmış. Senin anneliğin şunun gibi. Dipe bak. Ya buna bir erkek temin edemedik. Ben hatta Ozan'la da irtibata geçtim. Yok, buna bir türlü bir erkek temin eder. Ya dişi şunların tiplere baksana. Şimdi normalde bak böyle bir çift güvercini yukarı çıkart. Bir erkeğe öter hemen. Bunlar ne arkadaşlar? Ben de merak ettim. Ne yorumlar? Yorumları alalım. Neyin olabilir? Sıcacık. Annenin altında yatmış küçücük annesinin. Sıcacık. Tabii gerçek annesi olmuyor. Ha? Gerçek annesi olmuyor. Hemen eleğen pisledi, dikkat et. Baksana şuna. Hera! Şımardın ha! Çekil! Maşallah kursaklar dolu. Sürekli üzerinde. Maşallah. Neresinde? Pislik vardır, bir şey yok. Tamam. Ya şimdi bunlara ben de... İbrahim, bunun kafasına ne olmuş? Neresine ne olmuş? Aha. Şimdi her hamle yaptı ya. Yok. Ne? Yok. Oo, şimdi hamle yaptı. Peki şu şey, zor tuttum böyle, kapıyordu az kalsın. Kanattı. Ulan. Neyse. Tamam. Güzelce bakıyorlar. Ya şimdi ben bunların... biri sürekli yumurtluyor. Büyük ihtimal Urfalı güllü yumurtluyor. Hmm. Tamam mı? Boş çıkıyor. Baktık hatta, videoda çektik ya daha önceden. Sonra hatta 2-3 defa denedik. Her seferinde boş. Işık tutuyoruz videosu da var ya. Sonra ya dedim yumurta süreyim. Yumurta sür diye yazmışlar birçok arkadaşımız. Yumurta sürdük çünkü dört dörtlük, hiç yumurtadan kalkmıyorlar. Yumurtaya muhayyer yani. Yumurtaya muhayyer, yavruya da muhayyer. Tek şu anda kaygım, acaba bunları yavruyu bakar mı? Yavruya sağlıklı bakabilir mi? O da şu Japon'un gaga yapısından dolayı. Yavru baktırmıyorlar ya. İkisinin de gagası küçük bakar bence. Ulan Hera. Neyse, oraya bir krem sür de. Normalde ya güvercinlere... Şımardı. Elimdeki şeye, senin var ya seni. Şımardı, yürü yavruların şımardı. Yanına git. Kapatayım mı seni? Hiç sorma. Yürü git. Kızdım sana. Ben de kızdım. Ya bunu şey söyleyenler oldu arkadaşlarımızdan. Dediler ki hocam... madem öyle, bunlara bir yumurta sür, bakıcı olarak bir dene.
yiyen arkadaşlarımız oldu. Biz de yaptık. Burada yine büyüyen yavrular var. Bunları alalım mı arkadaşlar ya? Kocaman olmuşlar değil mi? Hocam geç bile kalmışsın. Aha arkadaşlar. Dişi dışarıda. Bizim gümüş. Gümüşle neşe attık ya bunu. Erkek görünürde yok. Yumurtada mı? Gündüz. Evet, gündüzler genelde erkekler yatar. Gece dişiler yatar değil mi arkadaşlar? Yanlış bilmiyorsam. Erkeğimiz yok ortalıkta. Dişimiz geziyor. Sonra burada da yine yumuşak dağ. Aynen bakın bu dişisi. Yumuşak dağ abimizden gelen hediye. Bu erkek yumurtada yatıyor. Evet. Şimdi en son şurada yumurtadan erken kalkan hünkariler tekrar yumurtlamış. İkinci yumurtaya erkek yatıyor arkadaşlar. Tamam ya, o birinci sadece milikti o zaman, öyle mi? Bakın birinci de ben erkeği hiç görmedim. Yumurtada yatarken bakın maşallah ikinci sefer. Kanadını severim senin. Tık 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 tık, bak. Güzel. Bu sefer inşallah. Ben hatta bu ikinci yumurtaya başkasına mı altına sürsem diye tereddüt dahi ettim. Ama şu manzara güzel. Şu manzara yani erkeğin de bu sefer yattığını, bunu inşallah çıkartacaklar. Aynalarda yumurta vardı arkadaşlar. Onu başka bir güvercinin altına sürdüm. Yoksa bunlardan da güzel yumurta yaptılar, yatıyorlardı. Siyah aynalı. Tekrardan mı acaba? Maşallah. İyi. Aynalı çiftimiz de. Sonra takas ettiğimiz güvercinler, nakışlılar arkadaşlar. Nerede o? Bunların da yumurtası vardı, yatıyordu. Bunu da yine başka bir güvercinin altına sürdüm. Yoksa bunlar da maşallah Kahramanmaraş'taki kardeşimizin söylediği gibi muhayyer yumurtasını yaptı. Kontrol ettim. Doluydu da hatta. Bayağı da yatırdım. Yani bir 10 gün falan yattıktan sonra aldım yumurtalarını. Şimdi kısmet ikinciye diyelim. Evet. Şimdi sizce arkadaşlar, şöyle uzaktan yaklaşalım. Tekrar geçmiş mi bakalım yavrunun üstüne. Oo maşallah, Urfalı geçmiş bu sefer de. Bak sırayla öteki kalkınca. Bu Japonumuz. Veya Japon tam besleyemese bile tek diğer dişi Urfalı Güllü. Bu bakım işinde sizce yeterli olur mu? Ne diyorsunuz? Her zaman olduğu gibi o değerli yorumlarınızı esirgemeyin. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.